nimetlerine küfür çoğaldı. Kötülere ve bil cümle fenalıklara yardım arttı. Çarşı pazarı zındıklar, dinle alay edenler kapladı. Kürsülerde şaraplar içiliyor. Halbuki orası hikmet kaynağı olmalı. Her taraf bozuldu diyor. Kürsülerde diyor insanlar alay edercesine şaraplar içiyor. Bırak bizim kürsülerimizde şarap içmeyi. Ey imam, şu anda bu Müslüman ülkede kürsülerden veya okullardan bazı ilahiyatlardaki sahte hocalardan İslam'a küfrediyorlar. Kur'an'ın bir kısım ayetleri Kur'an'dan çıkarılmalı diyorlar. Kur'an güncellenmeli, İslam güncellenmeli diyorlar. Bugüne hitap etmiyor diyorlar. Artık bu gibi ayetleri bugün kaldırmamız lazım diyorlar. Neler diyorlar, neler diyorlar. Kürsülerden içki içiliyor. Daha beteri var. Kürsüde bizden gibi görünen münafık hoca, Kur'an'dan şu ayetleri çıkartmamız lazım diyor. Münafık. Ahirette diriliş fiziki olarak olmayacak. Allah bizi yok olmuş kemiklerden, etlerden diriltemez diyor. Hoca. Münafık hoca. Dinin yarısını satmış Macron'un hocası. Vatikan'ın adamı. Allah Teala bunların burnunu yerde sürtsün. Amin. 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 İmam devam etti. İman söz ve işten ibarettir. Mücerret iman sahibi olman seni düşmüş olduğun çukurdan çıkaramaz. İman sadece sözden ibaret değildir diyor. Salt, sözle ben Müslümanım demek seni çukurdan çıkartmaz, seni kurtarmaz diyor. Bu halinde ısrar eder, namazı, orucu ve diğer farz ibadetleri bir yana atarsan, sadaka tanımazsan iyi olmaz. Bunları terk etmek senin için felaketten başka bir şey doğurmaz. Günah çukurundan tevhidin hangi harfi seni çeker çıkartır? Günah çukuruna batmışsın, sabah akşam la ilahe illallah de. Tevhid çek, zikir çek. Pislikten seni bu kelimeler kurtarmaz. Senin iki, fiili olarak da o pislikten ayrılman lazım. Müslümanım diyorsun, devamlı surette yalan söylüyorsun. İnsanların bugün en büyük sorunlardan bir tanesinde güven tamamen kayboldu. Kimse kimseye güvenmiyor çünkü yalancılık arttı. Yalan çok kolay bir şekilde peynir ekmek gibi söyleniyor. Kimse kimseye güvenmiyor.